Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de ucuza satılan oyuncu ekipmanlarına sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar, oyuncu ekipmanlarının başına da tıpkı telefonlarda olduğu gibi günlük hayatta bir şey gelebilir. Biliyoruz bunlardan çok alan arkadaşlarımız var. Biz de duyuyoruz, sizlerden yorumları da alıyoruz. Peki bunların günlük hayatta başına kırılmalar, dökülmeler, bir şeyler olursa neler gelecek? Şimdi bakalım. İlk olayımız şu. Adam geliyordu, nişanı aldın. Tam sıkacaksın arkadan vurdular. 5 kere arka arkaya. Böyle oyun olmaz. 6 olsun hadi. Allah. Al o zaman. Evet, şaftı kaydı. Tuşlarına bir bakalım. Sorun yok. Bayağı sinirlenmiştik. Mesela mouse'a da çok sinirlendim. Mouse'a da 5 defa vuralım. Şu an mouse'ta da bir sorunumuz yok arkadaşlar. Mouse'ta her şeyi şu an çalışıyor. Tabii ki de nimetle şaka olmaz arkadaşlar. Bu klavyenin üstüne tozlar, ekmek kırıntıları gelebilir. Ben deyim lan. Bir tane. Diyelim ki oyun oynuyoruz. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar size göstermek amacıyla. Şimdi klavyemiz gördüğünüz üzere bayağı toz oldu arkadaşlar. Bu başına gelebilir klavyenin. Şimdi tuşları deniyoruz. Şöyle iyice arasına kaçtılımlar. Tuşlar bak zor basmaya başladı. Kendi gidiyor. F basılı kaldı. W çalışıyor. F'in arasında çizi var çünkü. Şu an klavye çalışıyor. Böyle bir durumda da zaten bir elektrik süpürgesiyle bunları çekerseniz sorun da bir tık ortadan kalkar. Evet. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bu da internet kafe temizleme hareketi. Herkes bilmez. Aynen. Yani normalde hani internet kafelerde orada burada ben çok sık denk geliyordum. İşte klavye yanlarında sigara yanıkları, mouse yanlarında sigara yanıkları. Hani bir sigarayla göstermeyeceğiz sizlere. Onun yerine çakmakla bir yakma testi yapacağız buradaki ürünlere. Ne çakmağı Çağdaş? Hürümüz Duro. Şöyle üstünden bir tur geçeceğim. Ya eritir hepsini. Önce bir şunu deneyelim. Web Tekno sürümünde hürümüzle deneyeceğiz. Bekliyorum. Kırmızı tuşla başlıyoruz. Oo, erimeye başladı. Ama hani ilk darbede bir şey yok. Mesela Enter'a geldim. Hemen çektin. Mesela 10 saniye unuttun orada onu. Yani tuşlar plastik olduğu için gidiyor. Peki aynı şey kasa için geçerli mi? Duman çıkıyor. Çalışıyor mu? Ona bir bakalım. Evet, tuş çalışıyor. Yukarı gitti. Yukarı ok tuşu gitti arkadaşlar. Düştü diyelim. Buradan temas ediyor. O yanmaya başladı. Ama burası plastik net, o yüzden yandı arkadaşlar. Yandı. Yani sağlam çıktı da denebilir aslında, çıkmadı da denir. O sizi sağlam anlayışınıza bağlı. Aynen. Adam geldi, kolayı döktü. Aa, aktı burada. Aha. İşedi. Aa. Klavyeyi işettik. Yılın esprisi. W, A, S, D şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Oo, göresin. Mis gibi, tertemiz oldu klavye. Oo. Allah, şu masanın bir dili olsa da konuşsa. Şey, bazı pastanelerde oluyor ya, ekmeğin önü full peynir. Ne alakası var? Anlaşılmadı, tamam. W, A, S, D sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Misafir çocuğu geldi, Lütfü gibi özenli bir şekilde. Onu biraz geri döktü. Ama altına da gelebilir. Altına da geldi, şu an kola döküldü. Şimdi mouse'u deniyoruz arkadaşlar. Mouse çalışıyor, sol click çalışıyor. Sol click çalışıyor, sağ click çalışıyor. Onu unuttuk. Valla sinirlendin, şöyle gerdin. Sinirlenince böyle kulaklık. Hep gererim ben, kulaklık gererim. Tam tersine kadar gelebiliyor. Yani isterseniz böyle de takabilirsiniz kulaklığı. Bakalım çalışıyor mu? Evet, şu an çalışıyor. Bir sıkıntı aynen yok arkadaşlar. Çağdaş, şuraya birazcık bir su döker misin rica edersen? Oo, suyu ne güzel emiyor. Bir daha döksene. Emici özelliği var kulaklığı. Nereye emiyor lan? Nereye gidiyor bu su? Allah Allah. Herhalde acıkınca şu mikrofon yerinden de suyu emikliyorsun. Aha bak, vallahi mikrofondan çıkıyor ha. Bakalım ne durumda kulaklığımız? Arkadaşlar, su döktüğümüz taraftan çok az ses gelmeye başladı. Ben şeyi merak ettim abi. Neyi bir onu bir çekiştir bakayım, sünel mi? Hayda. Hah, al sana. Artık Web Tekno usulü testimize geçebiliriz. Lütfin içinde kalmıştı. Hürümüzü bir dolandırmak istiyor üstünde. First touch. Oha lan oha, bayağı yanıyor. Sakin. Karamelize klavye yapıyorum burada. Cayır bitti. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Helal olsun vallahi. Vallahi billahi çalışıyor. K
Counter Strike'da bir iki adam vuramıyor. Allah'ım çok sıcak. Şuraya. Oğlum öyle yürünmüyor, bastırmam lazım. Vur onu. Nereye vuruyorsun oğlum? Adamlar her yerden Sky ile. Böyle gözüme su geldi. Klavye gitti. Oyuna devam edemiyorum ben zaten. Bu da basmıyor. Dur ben bunu yürütürüm. Yürümedi. Aha, DPI tuşu gitti arkadaşlar, içine kaçtı. Neyse arkadaşlar, Lütfi vururken şarjör. BİM'den satın almış olduğumuz ucuz oyuncu. Şunu da test edeyim. Şöyle. Çok sinirlendin böyle adam. Hayda. Sol taraf çalışıyor, sıkıntı yok. Tek Harbi çalışıyor. Mi? Yalnız bir şey diyeceğim, oyuncu ekipmanları bence sağlam abi. Güzel, fena değil. Fena değil. Bir de bunlar hani çok pahalı değil arkadaşlar. Zaten daha önce çekmiştik. Aynen. 100 lira mı? 120 lira öyle bir şey almış. Arkadaşlar ben de videoyu kapatayım o zaman. Bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de ucuza satılan oyuncu ekipmanlarının sağlamlığına baktık. İlk aşamada mantıklı olarak yakmalar, toz kırıntıları, su dökmeleri, kola mola işlemlerini yaptık. Son aşamada Webtekno suyunda geçtik. Gönül isterdi ki biraz oyun oynayalım ama Webtekno suyunun ilk hamlelerinde, yani bir şey söyleyeyim, aslında sert vurduk hani. Ürünler genel olarak dayanıklı görünüyor. Ama abartmamak lazım. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza... Ulan bir sus. Abone olabilirsiniz.